Oracle veri tabanında logical yapı, yani mantıksal yapı. Oracle'ın logical'ın mantıksal olarak çevireceğim. Oracle'ın mantıksal yapısı hiyerarşik olarak table space, segments, extent ve bloklardan oluşur. Buradaki ortada table space çizimi üzerinde gördüğünüz gibi table space'in içerisinde data file, segments, segment ve bloklar, extentlerin var olduğunu görürüz. Veri blokları, yani bu arada bunları inceleyeceğiz birazdan. Veri blokları extentler ve segmentlerden oluşan mantıksal saklama yapıları sayesinde Oracle'ın disk alanı üzerinde ayrıntılı bir kontrolü vardır. Şimdi bu extentler, segmentler, blokları inceleyelim detaylı olarak ve teorik olarak ne işe yaradıklarını beraber görelim. Oracle veri blokları. Veri blokları Oracle veri tabanında verinin saklandığı en küçük yapıdır. Bir veri bloğu fiziksel veri tabanı alanında belirli sayıdaki byte'lara karşılık gelir. Standart blok büyüklüğü DB block size başlangıç parametresiyle belirlenir. Daha önceki parametrelerde gördüğünüz gibi bu da bir parametre ile DB block size parametresiyle belirlenebiliyor. Extentler mantıksal veri tabanı alanındaki bir sonraki seviye extentlardır. Bir extent belirli sayıdaki ardışık veri tabanı bloğundan oluşur. Bir seferde alınır ve belirli bir tipteki bilgiyi tutmak için kullanılır. Segmentler diyebiliriz buna. Extentlerin üzerindeki mantıksal veri tabanı depolama seviyesi segmentlerdir. Segment belirli bir mantıksal yapı için tahsis edilmiş extentler kümesidir. Bir segmentin içindeki tüm extentler olduğunda Oracle dinamik olarak yeni yer tahsis eder. Başka bir deyişle bir segmente ait bütün extentler dolduğunda Oracle bu segment için yeni bir extent tahsis eder ve bu şekilde kendi içerisinde veri büyüklüğünü otomatik olarak sağlamış olur. Extentler gerek duyulduğunda tahsis edildiğinden segmente ait extentlerin ardışık olma zorunlulukları yoktur. 3 çeşit segment tipi vardır. Bu arada bu hard diskin yapısıyla da alakalı. Yani hard diskin yapısındaki gibi bir kullanım var. Örneğin bir hard diskte bloklar vardır ve bir üzerinde bir yazma işlemi olduğu zaman o kendi içerisinde bir hashleme yapar ve o kaydedilen verinin bir parçası bir yere yazılır. Ondan sonra başka işlem yapılır bilgisayarda ve o hard diskin bizim daha önce başka bir program için yazdığımız verinin daha sonrasında başka alakasız bir veri yazılır. Ondan sonra bir önceki programın verinin devamı olan bir kayıt eklendiğinde o arasına başka bir veri girmiş olsa bile aynı şekilde farklı bir bloktan kaydedilmeye devam eder. Bu mantıksal yapıdır. Bunun içerisinde az önce de söylediğimiz gibi bunların birbirini ardışık olarak takip etme zorunluluğu yoktur. Bu da zaten pek mümkün değildir. Çünkü aynı anda farklı programların farklı verileri bir hard diske yazıldığı için yan yana olmama durumu olasılığı çok yüksektir. Şimdi bu 3 çeşit segment tipini inceleyelim. Onlar nedir? Veri segmenti, her kümelenmemiş tablonun bir segmenti vardır. Tablonun bütün verisi veri segmentinin extentlerinde tutulur. Bölümlenmiş tablolarda her parça için bir veri segmenti bulunur. Her küme için bir veri segmenti vardır. Kümedeki her tablonun verisi kümeye ait olan veri segmentinde tutulur. İndeks segmenti, her indeksin kendi verisinin tutulduğu bir indeks segmenti vardır. Bölümlenmiş bir indeksin her bölümüne ait bir indeks segment vardır. Temporary segmentler bir SQL cümlesinin işini tamamlamak için geçici bir alana ihtiyaç duyulduğunda Oracle tarafından oluşturulur. SQL cümlesinin çalıştırılması tamamlandığında temporary, yani geçici segment yeniden kullanılabilmesi için sisteme geri verilir. Rollback, yani geri alma segmenti diyelim buna.
temporal segment geçici segmentti, geçici bilgilerin tutuldu. Rollback segment otomatik undo management, yani otomatik undo yönetimi modundayken veri tabanı sunucusu table space'leri kullanarak undo alanını yönetir. Manuel undo management, manuel undo yönetimi modundayken veri tabanı yöneticisi tarafından undo bilgisini geçici olarak tutması için rollback segmentler oluşturulur. Rollback segmentlerdeki bilgi veri tabanının kurtarılması sırasında kullanılır. Bu undo özellikle önemli. Bunun üzerinde detaylı araştırma yapmanızı tavsiye ederim.